Bodrum'da Meraların doğal ve arkeolojik sit alanlarının 49 yıllığına turizm amaçlı tahsis edilmesi kararını protesto eden ilçe sakinleri Meralar halka kalsın, tarih ve doğa yağmalanmasın eylemi yaptı. Küdür Yarımadası'nda gerçekleşen eyleme CHP'li milletvekilleri de destek verdi. Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki 470 hektarlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından turizme tahsis amaçlı 49 yıllığına kiraya verilebilecek olmasına tepki olarak CHP ilçe örgütü tarafından eylem düzenlendi. Küdür Yarımadası'ndaki Kuzey Koyu Halk Plajı'nda ve Mera'da düzenlenen eyleme CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanatçıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde Akdeniz folklarını koruyalım, yarın çok geç olabilir, doğal yaşamı koruyalım, beach değil kumsal kalmak istiyoruz, meralar tahsis edilemez yazılı dövizlerle eyleme gelen kalabalık, Küdür Yarımadası'na dokunma, plajlar ve koylar halkındır yazılı pankart açtı. Eylemcileri polisler uzaktan izledi. İnsan zinciri oluşturarak sık sık "Sahiller bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan eylemciler daha sonra basın açıklaması yaptı. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen de bakir, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Küdür Yarımadası'nda çakılacak her bir çivinin, dökülecek her bir betonun katliama neden olacağını söyledi. Bugün burada Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün Küdür Yarımadası'nın mera vasıflı alanlarının kullanılma açılması talebine karşı toplanmış bulunuyoruz. Üzerinde bulunduğumuz mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait toplam 470 hektar birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanıdır. Dünyada sadece bir tek burada yaşayan Akdeniz fokunun üreme bölgesidir. Birinci derecede doğal sit alanı olan Küdül yeni düzenlemede artık nitelikli koruma alanı olmuştur. Bu uygulama ile maalesef bu dünya mirası bölgemizde konut ve turizm tesisi yapımının önü açılmış olmaktadır. 2003 yılından itibaren hazineye ait taşınmaz mahalleleri yağmalatan 4706 sayılı kanun ile sürekli oynanarak kalbura çevrilmiştir. En son 28 Kasım 2017 tarihli torba yasada geçen yasanın geçici maddesiyle mevcut tahsislerin sürelerinin 49 yıla uzatılabileceği, hatta bu alanların tahsis sahiplerine taksitle satılmasının önü açılmıştır. Biz Yalıkavaklılar ve Bodrumlular olarak yarımadamıza sahip çıktığımızı duyuruyoruz. Bölgede gerek denizciler, gerek balıkçılar, gerekse hayvanlarını otlatan, burada piknik, mesire alanı, plaj olarak kullanan halk olarak ciddi bir mağduriyet yaşayacağı açıktır. Halkımızın rahatça denize gireceği kıyılarımız bu yasa ile paralı girilebilecek beachlere, plaj tesislerine verilmektedir. Bodrum halkının rahatça denize gireceği alanlar giderek azalmakta. Bu durum ileride sosyal problemlere yol açacaktır. Doğal sit alanlarımızın vasfı değiştirilerek hızlı yapılaşmaya açılmaya çalışılmaktadır. Doğal yaşamı hızla yok ediyoruz. Bodrum Yarımadası'nın nüfusu son yıllarda hızlı artış göstermektedir. Bodrum gözü doymamış ekonomik rantın baskısı altındadır. Ancak altyapımızın aynı oranda yapılandırdığını söylememiz mümkün değildir. Rant baskısı ile mandalina bahçelerimiz teker teker betonlaşmakta, tarım alanlarımız yok edilmektedir. Halkımızın en temel gelir kaynağı turizm olduğunu biliyoruz. Bu hızla gidersek ne denizlerimiz ne bir karış toprağımız, dolayısıyla yiyecek ekmeğimiz kalmayacak. Bırakın koylarımızı bize, bırakın topraklarımızı bize, hayvanlarımızı otlattığımız meralardan çekin ellerinizi. Yaşadığımız bölgenin kıymetini gayet iyi biliyoruz. İnsanlarımızın, folklarımızın yaşam haklarını elinden alınmasına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletvekili Akın Üstündağ ise torba yasa ile çıkarılan bu kanun maddesi sadece Küdür Yarımadası'nı değil, Türkiye'nin kıyı şeridindeki bütün doğal ve arkeolojik sit alanlarını vuracak, imara açacaktır. Eğer bunun önüne geçilmezse çok değil, bir yıl içerisinde
Buralarda binaları göreceğiz ve geri dönüşü olmayacak. Bu nedenle gerek mecliste gerek hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Açıklamaların ardından bir süre alkışlı protestoda bulunan kalabalık dağıldı. Burada milletvekillerin değerli partilerimiz belediye...